Gözlerinizi kapatmanızı ve şunu hayal etmenizi istiyorum. Akşam arkadaşlarınızla bir kafeye gittiniz. İçeriye şık giyinmiş, gülümseyen ve fiziksel olarak çekici biri giriyor. Onun aynı zamanda zeki, başarılı hatta yardımsever biri olduğunu da düşündünüz mü? İşte buna halo etkisi deniyor. Halo etkisini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Birinin iyi bir özelliğine odaklanarak ona pozitif başka özellikler atfetme önyargısıdır. Halo etkisi hayatımızın her alanında hepimizin yaşadığı bir yanılsamadır. Aslında gerçekte var olmayan birçok özelliği o insana atfetmenin nedeni insan zihninin çelişkileri ve karmaşıklığı sevmemesidir. Bu yüzden kendi içinde bir tutarlılığı olan nedensellikler üretir. Sosyal psikolog Fritz Heider, bu ihtiyacımızın hayatı kontrol ettiğimizi hissetme güdüsünden kaynaklandığını söyler. İnsan, evrimsel olarak böyle bir kısa yol geliştirmiştir. Bu kısa yol sayesinde binlerce yıldır tehlikeli hayvanlardan, düşmanlardan, zehirli bitkilerden kendini korumuş, hayatta kalmıştır. Ama bu kısa yol bazı durumlarda bizi yanıltabilir. Halo etkisine maruz kaldığımızda başkaları hakkındaki izlenimlerimiz gerçekçi olmaktan uzaklaşabilir. Halo etkisinden kurtuluş yok. Ama insan zihninin böyle bir özelliğe sahip olduğunu bilmek, algımızı yönetirken hep aklımızda tutmamız gereken bir gerçektir.